Arkadaşlar, herkesi dünyanın en güzel ülkesinden, Türkiye'den, Avrupa'nın en büyük şehrinden, İstanbul'dan kucak dolu selamlar. Neden buradayız? Yarınki Galatasaray-Fenerbahçe maçı için buradayız. Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi olan Galatasaray-Fenerbahçe maçına bakacağız inşallah. Her zamanki gibi yine maçtan bir gün önce şehri gezeceğiz, şehir merkezini turlayacağız. İstanbul çok büyük, müthiş bir şehir, müthiş bir ülke. Daha fazla konuşmadan şehir merkezinde görüşmek üzere. Bruder, wie heißt du? Dario. Dario, woher kommst du? Ich komme aus Köln. Was für ein Fan bist du? Von welcher Mannschaft? Köln. Eine ganz andere Frage. Was denkst du, wie das Spiel morgen ausgeht? Galatasaray gegen Fenerbahçe. Ich bin ehrlich, ich glaube, Fener gewinnt. Evet, bir küçük kardeşimiz de burada. İsmin ne? Musa. Musa Reis. Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray. Galatasaraylı Musa. Yarın maç ne olur Fenerbahçe'ye karşı? Fenerbahçe inanmaz. Fenerbahçe inanmaz. O kadar da derin. Evet. En sevdiğin oyuncu kim Galatasaray'da? Ronaldo. Ronaldo. Adanalı mısın sen? Adana Demirspor. 3 takım. 3 takım. Tüm Türkiye takımlarını tutuyorsun sen. Fener'i de tutuyorsun mu? Fener tutmuyorum ana. Merhaba abi, isim ne? Aziz İldirim oldu. Gittiği zaman Galatasaray alır. Galatasaray alır mı yarın? He. İsim ne abi? İsim Mehmet. Mehmet nerelisin abi? Batman. Batman. Kaç kaç biter maç? Kim kim oynuyor? Sen ne diyorsun abi? Kim ben yener? Bu maçı hiç sevmem. Sevmen mi? Kim atarsa atsın. Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım ala yapmadıklarımdan. Sen nerelisin abi? Adanalı gibi sesin var. Ben Urfalıyım, Adana'da yaşıyorum ha. İsim ne abi? İsmim mi? Urfalı bu. Urfalı bu. Sen takım tutmuyor musun abi? Ben hiçbir takımı tutmam. Kendi takımı tutarım. Kendimi tutarım. Vallahi. Ha. O da iyi. Bana ekmek vermiyorlar, yedirmiyorlar. Kendime ekmek yediririm. 50 kuruş ver bak. Adana alayım, Allah'ın adamıyım. Kelebiş yapacak. Biz önce ağzınız girer şoktan çok da. 50 kuruş ver bak. Adamın topuna sıkarız daha iyi kurulun kardeş. Adanalıyız biz, Allah'ın adamıyız. Adamın bacağına sıkarız, adamı evde tuttururuz. Eve öyle geliriz. Konuşma, öyle konuşma. Sen kaç yaşındasın? 9. Adana'dan mı geldin? Adana mı güzel, İstanbul mu? Emanetleri çeker misin? Adana daha iyi. Hep baskına gidiyor. Merhaba reis, ismin ne? Halil. Halil, nereden geliyorsun? Almanya. Almanya'nın neresi? Dortmund yakını. Dortmund yakını. Maç için mi geldin? Aynen. Kim yener yarın? İnşallah Fener yener ya. Maç tahminin ne?
2-1. İsimler neydi? Anıl. Muhammed. Yarınki maçla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yarınki maç abi kazanacağız zaten belli. Galatasaray. Yani belli abi. Ama belli olmaz ama beraberlik de yeter yani. Ama Icardi'yi tutuyorum yani abi. Icardi. Maç tahmininiz ne? Abi 2-1 Galatasaray alır abi. Bence abi 3-2 alır. Golleri kim atar? Abi Icardi atar. Ondan sonra şey atar, Mertens atar abi. Valla ben bir Icardi diyorum daha da bilmiyorum yani. Olaylar olur abi, mu? Kavga olur, kırmızı kartla çıkar diye düşünüyorum ben yani. Olur abi, kesinlikle olur. Sene yani. Sonu kim şampiyon olur? Galatasaray şampiyon kesin yani. Fenerbahçe aynen olamaz abi. Beşiktaş olur ama Fenerbahçe olamaz abi. Deplasman yasağı için ne düşünüyorsunuz? Deplasman yasağı abi olmasaydı ben giderdim abi maça. Helal olsun dayı. Şu an Galata Kulesi'nin önündeyiz. Burası Osmanlı zamanından kalma bir gözetleme kulesi. Şu anda turistler için bir gezi amaçlı bir kule olmuş. Yani üste çıkabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi üst tarafta şu an insanlar var. Belki sonra nasip olursa çıkarız ama biz şimdi devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi şu an kardeşim Galata Kule'nin anlamını da çekti. Yani burada yazıyor. Şu an altındayız. Burada büyük uzun bir sıra var. Girmeyeceğiz çünkü çok zamanımız yok. Daha devam gitmeliyiz. Evet arkadaşlar, Outfit of the Day yapalım bir. Üstümde Fred Perry kaza. Şapkamız eksik olmaz. Güneş gözlüğü. Eastpak çantası. Kot pantolon ve New Balance. Kameraman burada Gökhan kardeşim. Teşekkürler ona. Yani bunlar olmasa Gökhan ve Okan kardeşim videolar hiç olmaz. Adamın dipleri. Yarınki maçta düşünceleriniz nedir? Galatasaray Fener. 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 Fener mi? Sen ne diyorsun? Galatasaray. Fener. Galatasaray abi. Galatasaray ne? Hocam şu an neredeyiz? Şu an Eminönü'nde. Ben eskiden buradan palamut tutardım balıklar. Aa, tutuyor insanlar. Gurbetçi gençlere buradan selam olsun. Evet arkadaşlar, İstanbul Kapalı Çarşı'dan herkese selamlar. Bura İstanbul'un en yoğun turist olan bölgesi. Yani burada ne ararsam var, geçiriyorlar burada resmen millete. Yani para olsa bize de geçirecekler ama üstümüzde o kadar para yok Allah'tan. Daha fazla konuşmadan bir mağazaları dolaşalım. Alperen. Eren. Nereden geliyorsunuz? Fransa. Fransa abi. Fransa'nın neresinden? İsviçre'ye sınır, Besançon. Besançon aynı. Yarınki maçla düşüncelerin nedir? Galatasaray'ı abi mahvedeceğiz. Aynı. Aynı abi. Kaç kaç skor tahmini? Abi inşallah 6-0 olur da benim gönlümden 4-1 geçiyor. 2-0. Golleri kim atar? 1 Batshuayi, 2 Arda Turan, Arda Güler. Turan Galatasaray'da. Abi heyecan yaptım. Arda Güler. Survivor. 3 Valencia, 4 Valencia. 4 Valencia. Sen ne düşünüyorsun? Batshuayi 2 tane atacak abi. 2 tane atar. Olaylar olur mu yarın? Olur abi. Okan Burun var ya, şimdi söylemeyeyim ayıp olur da. Okan Burun da... Deplasman yasağıyla ilgili ne düşünüyorsun? Var mı? Var. Galatasaray taraftarı gelemiyor. Galatasaray taraftarı çok şanslı, biliyor musun? Ben varım orada, çok şanslısınız. Evet. Tamam, çok teşekkür ederim. Bol abi. Şanslar yarın. Dur. Bro, where are you from? Evet, şuradan konuşuyordum. Bro, where are you from? I'm from İstanbul. Ha, Türk müsün? buyurun mantıya. 5 TL. Türkiye çok güzel. Cennet. Devlet bize bakmıyor. Şimdi Eminönü'ndeyiz. Eminönü çok kalabalık. Şimdi yeraltı çarşısı var Eminönü'nde. Oraya gideceğiz birazdan. Oradan karşı tarafa geçebiliyoruz. Orada balık ekmek, turşu, her şey yenilebilir. Burayı yani herkese öneriyorum. Bura çok kalabalık. Ama dikkat edin, burada her şey olabilir. Cebinizde cüzdanınız, telefonunuz, her şeyiniz. Yani ben şahsen kaybettim bu sene. Daha doğrusu çalındı. İşte görüyorsunuz karşıda caminin arkasında Vodafone Park Arena. Şu an bugün
Beşiktaş'ın maçı var Kasımpaşa'ya karşı. Ortaköy'deyiz. Arkamızda o meşhur cami. Müthiş bir manzara. Boğaz sıfır. Hangi takımı tutuyor? Beşiktaş. Beşiktaş mı? Oo. Bu sene kim şampiyon olur? Beşiktaş olacak inşallah. Yarınki maçla ilgili düşüncelerin ne Galatasaray-Fener? Galatasaray kazanacak bence. Evet, şimdi taksi durdurmaya çalışıyor Gökhan kardeşim. Bakalım duracaklar mı? Yola çıkıyor. Evet arkadaşlar, herkese Taksim'den günaydın. Bugün pazar, bugün dünyanın gözü, tüm Türkiye'nin gözü ve kulağı bu maçta İstanbul'da. Bir yanda Galatasaray İstanbul, diğer yanda ise Fenerbahçe İstanbul. Galatasaray birinci 36 puanla, ikinci sırada Fenerbahçe 35 puanla. Yani böyle çekişmeli bir maç çoktan belli hiç olmadı. İsimler ne abi? Hakan. Erhan. Metehan. Ne düşünüyorsunuz abi bugün? Maç nasıl olur? Vallahi kardeşim, maç güzel geçer. Fenerbahçe hakemlerle ilgili sıkıntı yapmazsa maç güzel geçer. 3-2 alırız diye düşünüyorum. 3-1. Net skor 2-1. Golleri kim atar sizce? Icardi 1, Kerem 2. Mertens, Icardi, Kerem. Vallahi ikisini de Icardi atar. Düşünüyoruz, olaylar olur mu yine, taraftar falan filan? Rahat söyleyebilirim ki 4 kırmızı, 10 sarı. Bak banko, sayılmayan gol zaten banko olacak. Fenerbahçe'ye buradan bir sözünüz var mı? Fenerbahçe iyi olan kazansın. Teşekkür. Bugün çok gol yiyebilir Fenerbahçe bana göre. Yani bana göre maç ya 2-2 ya 3-3 biter, 2.5 üst olur. Hani takım tutmuyorum ama Galatasaray kazanır diyorum ya. Yani. Alper, Yasin, Semih, Emircan. 2-1 Galatasaray. Ben skor tahmini vermeyeyim yine. Ama neden? Totem yapıyoruz. Bir daha skor tahmini verdiğimizde Fenerbahçe bizi yenmişti ama yani içimden geçeri söylerseniz, sorarsanız 2-0. 2-0. Kral, ben de vermeyeyim skor tabi. Evet arkadaşlar, şu an Galatasaraylıların, taraftarların mekanındayız, Nevzade'deyiz. Şimdi içeriye gireceğiz, taraftarlarla konuşacağız biraz. Maç tahmini soracağız. Fazla konuşmadan hemen Nevzade'ye girelim. Görüşmek üzere. Gökhan. Murat. Tarkan. Berkay. İlkan. Nereden geliyorsunuz abi? Almanya'dan. Almanya'dan. Bugün maçla tahmininiz nedir, skor tahmini? Valla bugün zor bir maç olacak ama inşallah maçı 2-1 alırız. Bence de çok zor ve tek gol farkı olur. 2-1, 3-2. Galatasaray alır. Ben 3-2 diyorum. Tabii biz alırız. Valla ben kadroyu bekliyorum ama skor tahminim 2-1 alırız maçı ya. 2-1 alırız, Icardi. Buradan Fenerbahçe takıma, taraftara sözünüz var mı? Fener ağlama. Aynen, ben de aynısını düşünüyorum. Türkiye'dir Galatasaray. Merhaba abi, isim ne? Eyüp kardeşim. Eyüp abi, bugün maç ne olur? Düşüncelerin ne? Skor tahminini alalım. Allah'ın izniyle 2-1 Galatasaray kardeşim. Golleri kim atar? Icardi, Mertens inşallah. Evet abi, Fenerbahçe taraftarına, takımına bir sözün var mı? Fenerbahçe her zaman sürekli bu tarihte zaten görülmüştür. Kupa olarak, başarı olarak. Fenerbahçe'nin sadece 6-0'lık bir galibiyeti var. Onun haricinde hiçbir s**ki yok. Hiçbir şey yok. Gelsinler müzemizi görsünler. Armamızdaki 4 yıldızımızı görsünler. Kendi kendilerine, kendi taraftarlarının bile inanmayacağı şekilde kendi armalarına 5 tane yıldız koydular. Buna kendileri bile inanmıyorlar. Kardeşim, 4 tane alnımızın hakkıyla 4 tane yıldızımız var. Bu alemde Galatasaray, bu alemde Ultra Aslan diyorum kardeşim. Evet, Nevizade'de yine 3 tane abimizle buluştuk. İsimler ne abi? Alper. Tamer. Hüseyin. Bugün maçla ilgili düşünceleriniz nedir, skor tahmini? Galatasaray tek farkla kazanır. Abi, düşünceler Galatasaray'ın kazanması tabii ki de. 2-1 alırız gibi geliyor. Abi 3-0. Açık ve net. Golleri kim atar? Icardi oynarsa atar, oynamazsa Gomis atar bir tane. Bir tane de Kerem atar. Ben de Icardi ve Kerem diyorum bizim ikiye. Bir Kerem, iki Icardi. Taraftarlar hepsi Nevzade'ye geliyor şimdi yavaş yavaş. Gider geliyor gider. Zafer, Mehmet. Nereden geliyorsunuz abi? Almanya, Dortmund. Aynen, Bochum'dan.
takımdan. Bugün maçla ilgili düşünceleriniz nedir? Maç tahmini. Vallahi gerçi ben Beşiktaşlıyım. Bugün arkadaşım evet, Galatasaray forması, Galatasaray etkisi attım evet. Sırtıma. Çarşamba günü de Beşiktaş maçına gelecek o benden. Bugün ama kardeş takım için, Galatasaray için 2-1 Galatasaray yenecek diyorum. Evet, ben de 2-1 olarak düşünüyorum skoru. İnşallah bugün kazanacağız. Nevizade'de buluşmuş hepsi. Deplasman yasağı olmasına rağmen hepsi burada. İsmim Turgut benim. Bay Oligan. Erdem. Erdem. Maç tahmininiz bu abi. Bugün net. Skor tahmini. Gerçekçi olacaksak 4-0 Icardi. 2-1 olsun bizim olsun. Ben 3-1 diyorum. 3-1. Fenerbahçe taraftarına, takımına bir sözünüz var mı? Arkadaşlar şimdi Kadıköy'e geçiyoruz. Fenerbahçeli taraftarların yanına, onların bir skor tahminini alacağız. Sonra da maça gireceğiz. Evet, vapurda bir Fenerbahçeli abimizle görüştük. İsim ne abi? Yusuf. Nereden geliyorsun abi Yusuf abi? Hamburg'dan geliyoruz, Almanya. Hamburg, Almanya. Evet. Maç tahminin ne bugün abi? 2-1 Fener diyorum. Golleri kim atar? Başue, King. Buradan Galatasaraylı taraftarlara, futbol takımına bir sözün var mı? Galatasaray taraflarından Fenerbahçe'nin maçını güzel beklesinler. Fener'in şovunu izlesinler. Kadıköy'de Galatasaray'a artık çıkış olmayacak. Yeni bir seri devam edecek inşallah. Arkadaşlar şu an Kadıköy'deyiz. Fenerbahçelilerin semtindeyiz. Burada maç tahminini, maç skorlarını alacağız. Şimdi Boğa'ya doğru gidiyoruz. Boğa heykeline doğru. Orada daha çok taraftar bizi bekliyor. Bence Fenerbahçe her türlü üstün gelecek. Hani Galatasaray öne geçse bile güzel bir geri dönüş yapacak Fenerbahçe. 6-0. Golleri kim atar? Bir Batshuayi atar, bir de Gustavo Henrique. Herkes atar, aynı zamanda herkes atar. Buradan Galatasaraylı taraftarlara teknik heyete bir sözünüz var mı? Yani pek ümitlenmesinler liderler diye bir puanla. Bu senenin sonu belli, şampiyon belli. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok. Evet, şu an Fenerbahçeli taraftarların yanındayız. Evet, gidelim, az daha içeri girelim. Müthiş bir ortam, müthiş, inanılmaz. İsim ne? Serhat. Neredensin abi? Bursa'dan geliyorum. 3-0. Golleri kim atar? Serdar Dursun hat-trick yapar. Buradan Galatasaray taraftarına ve takımına bir sözün var mı? Yok, seviyoruz, onları da seviyoruz. Fuat. Levent. Neredensiniz abi? Nürnberg, Almanya. Nürnberg, aynen. Maç tahmininiz ne bugün? 2-0. Net. 3-1. Net. 3-1 Fenerbahçe. Golleri kim atar? Abi bir tane King geçiyor aklımdan. King kesin atar. Hadi Crespo diyorum bir de. Ya Crespo atsın, gerisini kim atarsa at. Özellikle Okan Buruk, yani bugün cehennemi yaşayacaksın. Kesinlikle net. Kadıköy'de cehennemi yaşayacaksın. Evet, şu an Boğa heykelinin önündeyiz Kadıköy'de. 3 tane 4 tane Fenerbahçeli taraftarla buluştuk. İsimler ne abi? Olcan abi. Furkan. Batuhan. Dilara. Nereden geliyorsunuz? Stuttgart, Almanya. Almanya, Stuttgart. Avusturya. Avusturya, Tirol. Maç tahmininiz ne bugün? Bence 3-0 olur. Bence 4-1 alır Fener. 2-1. 2-1. Buradan Galatasaraylı taraftarlara ve futbolculara bir sözünüz var mı? Dostluk kazanmasın, biz kazanalım ben. Ahmet. Ekrem. Maç tahmininiz ne bugün? Bence abi 2-1 Fenerbahçe alacak. Bence 3-0 alırız. Olaylar olur mu bugün? Olay çok olacak abi. %100. Lay lay lay!
arkadaşlar, maalesef kötü bir haberim var. Maçın ilk yarısına giremedim. Çünkü bir şahıs yüzünden dolandırıldık. Kombine devret diye bir uygulama var. Yani orada insanlar kombinesini devredebiliyor. Yani yasal bir uygulama. Oradan bir dolandırıcı maalesef bizi dolandırdı. Size kısaca olayı anlatayım. Yani biz bunu kombine devretten bulduk. Uygun fiyata bulmuştuk. Yazıştık, araştık çocukla, yani her şey halloldu da bize bileti yolladı dedi. Yani yollamış. Sistem ama normalde hemen geliyor. Yani bilet hemen düşüyor. Ama bizde düşmedi. Biz de Pasolig'i aradık, sorduk yani normal mi bu kadar sürmesi. Çünkü o da dedi bu maça yüksek talep olduğu için sistem şu an çöküyor. Yani çöktü. O yüzden sürebilir dedi. Pasolig'i de aradık. Yani onlar da dedi evet, öyle bir durum var şu an, yani bayağı sürebilir biletin size gelmesi. Biz de inandık, yani ne yapalım dedik, tamam yarın hallolur inşallah. Diğer gün oldu, yani bugün oldu, pazar oldu, bilet halen yoktu. Halen bekledik bekledik. Oğlan sonra bize Pasolig'in resmini yolladı, yani bileti yolladığına dair. Onu da size şimdi burada göstereceğim. Yani burada da belli oluyor aslında bunu editledi, yani Photoshop yaptı, çok iyi belli oluyor. Ama maalesef işte biz de kandık. Ama buradan size tavsiyem, asla yüz yüze yapmadan bilet almayın. Çünkü çok dolandırıcı var. Adı Müslüman ülkeyiz yani, ama hiç alakası yok. Yani berbat bir durumda ülke, yani insanları. Diyecek bir sözüm yok. Yani ondan sonra da zaten ilk yarıya giremedik. Moral bozukluğu var. Gol oluyor orada, çekemiyorum ama çok şükür ikinci yarıya bir şekilde girdim yine yeni bilet alarak. Ama ikinci yarı zaten daha heyecanlıydı, daha güzeldi, daha iyi geçti. İki gol, kırmızı kart. O yüzden yani eğer sen de bu videoyu görüyorsan, yani haram ediyorum buradan o parayı sana. Elbet bir gün o çıkacak senden zaten. Senden çıkmazsa bile çocuğundan çıkacak. Sizi ikinci yarıyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Gidin amına koyayım ya. At gitti, at, at, at. Fenerbahçe geliyor şimdi. Vur! Fenerbahçe vur! Fenerbahçeli taraftarlardan müthiş bir şov var. Ve şimdi yine Galatasaray geliyor. Çok tehlikeli. Kere baktım. Ve doğru verdi. Taraftar çıldırıyor. Ortak desen olmaz bu çocuğu. Tehlikeli Muslera kaçırdı topu. Şimdi yine Kerem. Müthiş bir maç. Dünyanın derbisi. Galatasaray Fenerbahçe. Galatasaray 1, Fenerbahçe 0. Dakika 70'e giriyoruz. Fenerbahçe ikinci yarının başından itibaren müthiş baskı uyguluyor ama Galatasaray defansı çok iyi duruyor. Hele ki Muslera müthiş kurtarışlarla takımını resmen önde tutuyor. 3'e 1. 3'e 3. Şimdi Kerem
Yaba ya. Alper Yaba. 2-0. Alper senin adı üstü değil. Altay senin adına bir tane top tut be. Allah belanı versin. Bek golü verdi. Offside yok, golü verdi. Abi ya. Maç 2-0. Kerem Aktürkoğlu Icardi'nin o müthiş pasıyla 2-0 atıyor. Çok sürdük. Hakem VAR'la konuştu 3 dakika boyunca ama golü verdiler. Offside yok dedi. Maç bayağı uzayacak. Fenerbahçe müthiş bastırıyor ama Galatasaray kontralarda çok tehlikeli. Çok heyecanlı bir maç. %100 aldı be abi. Gel her topu. Orası bıçakları dağıldı. Hadi hadi. Hakem şimdi VAR'a gidiyor. Kırmızı kart olabilir. Çıkalım hadi. Büyük ihtimal kırmızı kart. Evet, gördüğünüz gibi Fenerbahçeli taraftarlar yavaş yavaş stadı terk ediyor. Ve hakem kırmızı kartı veriyor. Kırmızı kart. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor. İrfan Can kırmızı kart diyor. Dakika 86, Fenerbahçe 2-0 geride ve bir kişi daha az. İrfan Can kırmızı kart diyor. Taraftarlar yavaş yavaş stadı terk ediyor. Yani çok gergin bir ortam. Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi. Taraftar Altay'ı ıslıklıyor. Yani çok kötü bir oyuncu için kendi evinde ıslanması. Çok tehlikeli Galatasaray. Ortaya verdi Icardi. Çok tehlikeli bir pozisyon. Icardi'den pas Torreira. Taraftarlar bir şeyler bağırdı ama anlamadım. Icardi. Ve taraftarlar yine Altay'ı ıslıklıyor. Taraftarlar Altay'ı ıslıklıyor. Çok kötü bir durum Altay için. Ve şimdi de Altay bayıldı. Önce şu taraf ıslıklıyordu, şimdi de Altay için tezahürat ediyorlar, anlamadım. Dakika 90'a giriyoruz, Galatasaray 2-0 önde. Deplasmanda taraftarsız. Fenerbahçe friki kullanıyor, çok tehlikeli bir orta. Muslera! İnanılmaz tutuyor. Muslera inanılmaz çıkardı topu yine. Türkiye Ligi'nin en iyi kalecisi açık ara. Berkan'da top yine. Müthiş bir pas Icardi'ye mi? Ve müthiş çıkardılar. Çok tehlikeliydi Icardi'den. Icardi girdi resmen. Müthiş bir hamleydi Okan Buruk'tan. İkinci yarından başından itibaren sırf Fenerbahçe oynuyordu ama Icardi girdikten sonra her şey değişti. Icardi'den orta. Galatasaray defansı bugün geçilmez. Müthiş bir Kerim Bardakçı'ya kaydı orada Ferdi Kadıoğlu. Hakem devam diyor. İki kişiye karşı müthiş bir savaş veriyor Mitsu. Serdar Dursun defansa kadar geldi. Ve hatalı pas Icardi'ye. Icardi gidiyor. 3 mü geliyor? Icardi 3-0 attı. Icardi 3-0 attı. Müthiş bir hata Serdar Dursun'dan. Ve provoke ediyor resmen taraftarı. İnanılmaz bir ortam, inanılmaz bir maç, inanılmaz bir hata Serdar Dursun'dan. 3-0.
Icardi girdi resmen. Formasını gösteriyor taraftarlara. Taraftarlar çıldırdı. İnanılmaz bir maç. ...3-0 resmen. Fenerbahçe dağıldı Icardi girdikten sonra. Ve hakem maçı bitiriyor. Galatasaray 3, Fenerbahçe 0. Deplasmanda Galatasaray altın değerinde 3 puan alıyor ve farkı 4'e çıkartıyor. Galatasaraylı oyuncular müthiş bir sevinç yaşıyor. Icardi resmen son saniye attı golü. Müthiş bir sevinç var Galatasaraylı oyunculardan. Müthiş bir sevinç. Fenerbahçe taraftarlar üzgün. Galatasaray mutlu. Taraftarsız geldi. 3 puan aldı gittiler. Çok büyük olaylar var burada. Galatasaray 3-0 yeniyor maçı. Deplasmanda Kadıköy'de taraftarsız şekilde geldi. 3 puan alıp gittiler. Puan farkı 4'e çıktı. Müthiş bir maçtı. Mario Icardi girdi ikinci yarı. Resmen futbolun kaderini değiştirdi. Bir asist ve bir gol ile Fenerbahçe tek kalle oynuyordu ikinci yarı. Ama dediğim gibi Icardi girdikten sonra müthiş bir dönüş yaşadı Galatasaray. Galatasaray defansı muhteşemdi bugün. Olaylar var burada. Burada olaylar var. Polislerle. Oya Bustos'ta da siktiyor ki beni. Olaylar var orada. Polisler girdi. Çatlaklar uçuyor. Her şey uçuyor. Kadının kutasını kapatıyor. Ve polisler basıyor resmen orayı. Müthiş olaylar var. Çok gergin bir ortam. Ve polis Türk bayraklı reisi aldı. Müthiş olaylar. Bir taraftar alındı. Tribün soğuktu. Müthiş olaylar var burada. Polisin kafasına şişe atıyorlar. Merhaba abi, isim ne? Mehmet. Nereden geliyorsun abi? Almanya'dan. Almanya'nın neresinden? Frankfurt. Maç hakkında düşüncelerin nedir? Maç hakkında şimdi Fenerbahçe kötü oynar. Galatasaray da aslında kötü oynadı. Maalesef 3 gol attılar. Halil Umut Meler 3, Fenerbahçe 0. İyi akşamlar. Evet, Galatasaraylılar galibiyeti kutluyor böyle. Evet arkadaşlar, maçtan sonra Nevizade'ye geldik. Galatasaraylıların buluşma noktası. Müthiş bir ortam var burada. Biz de katılalım. Gelin. Abi maç hakkında yorumlarınız, düşünceleriniz nedir? Valla düşüncelerimiz, her şey ortada, her şey açık. Yani her zamanki gibi. Sapladık geçtik. Çok iyi oynadık. 3-0 iyi galibiyet. Ama hakem sağ olsun, bu 6-0 da olurdu, 7-0 da oldu. Hakem biz resmen doğradı. Bir kırmızı kart ilk yarıda vermedi. Ama yine de olsun, 3-0. Bundan sonra ayağını denk alsın Fenerbahçe. Ve daha buradan Fenerbahçe taraftarına ve takımına yorumunuz, sözünüz var mı? Var tabii ki. Basketbol sporuna yönelebilirler. Futbolda bundan sonra bizim lafımız geçecek. Her zaman olduğu gibi. Dediğim gibi herkes ayağını denk alsın. Herkes rütbesini bilsin. Şampiyon Cimbo. Şey, Icardi yine oynadı. Büyük oynadı. Fenerbahçe'nin kocası oldu. Beşiktaş'ın kocası oldu. Sıra Trabzon'da. Trabzon ayağını denk al. Bu sefer Icardi fena geliyor. Burada da bir hat-trick'i var Icardi'nin.
3 tane de burada saplasa şampiyonuz abi, açık arttırmayla. Geçen sene bugün Fatih Terim, İmparator Fatih Terim son Galatasaray maçına çıkmıştı. Bu galibiyeti de İmparator Fatih Terim hocamıza armağan ediyorum ben burada. Tamam. Abinin bir son sözü daha varmış, içinde kalmasın. Rambo Okan, buradan seni seviyorum, öptüm seni, ayağını denk al. Sebahattin Reis, seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki Orta Asya'nın başındasın. Maç hakkında düşünceleriniz ne? Valla güzel galibiyet, mutlu edici bir galibiyet. Beklemiyorduk açıkçası. Çok sevindik yani. Evet, biz de beklemiyorduk. Fenerbahçeliler diyordu öyle böyle 5 tane atarız, 6 tane atarız, 7 tane atarız. Kadıköy'ü gömdük hepsini, bitirdik işi. Artık alıştık. Bu deplasman bize ev galibiyeti yani, sıkıntı yok. Ben hiç beklemiyordum böyle bir galibiyet ama güzel bir top oynayıp hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bundan dolayı takımı ve oyuncuları tek tek tebrik ediyorum. Fenerbahçe her zamanki gibi sahaya gömdük yine. Vallahi 10 numara bir maç oldu. 10 numarada top oynadık. Gerçekten herkesin yüreğine, koluna sağlık. Galatasaray taraftarı olmadığı halde kaç bin kişi taraftarın önünde siktik adeta. 3-0 kaydık. Ben zor geçeceğini bekliyordum. 5 gol attık zaten. Kolay maçtı. İkisi iptal edildi zaten ama güzeldi. Koyduk yani kısaca. O kadar abi. Diyecek başka bir şey yok. Senin düşüncelerin? Ben 2-1 alırız diye düşünüyordum. 3-0 aldık. Yani 2 golümüzü aynı şekilde iptal etti oralı çocukları. Yani çok güzeldi. Koyduk. Tamam. Teşekkür ediyorum. Bu sene şampiyon Cimo abi. Siz hangi takımlısınız? Ben tarafsızım. Ha, tamam. Videoyu da beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü gördüğünüz gibi çok emek verdim yani. Bir gün öncesinden tüm İstanbul'u dolaştık. Ondan sonra Nevzade'ye gittik. Nevzade'den Kadıköy'e. Sabah saat 7'den beri ayaktayım. Sonra bu bilet sorunu. Sonra kamerayı sokmadılar. Çok şey oldu. Gördüğünüz gibi uykusuzluktan şu an ölüyorum. Ve şu an önümde bir 8-9 saat daha video editlemesi var. O yüzden kanalıma abone olun. Videoyu beğenin. Bu benim için müthiş bir motivasyon. Daha fazla böyle videolar görmek istiyorsanız